kadar komik bir kızım varmış. Bunu hiç fark etmemiş. Sahiden öyleydi. Senden çok o güldürdü benim yüzüm. Yanlış anlama şimdi alınıp da. Ofise gelip hep senin taklidini yapardı. Nasıl? Baba sen evden çıkınca... Annem kapının arkasında böyle, böyle duruyor derdi. Neden, neden diye sorardı. Sen ne derdin? Aşık bana kızım, sırılsıklam aşık. O yüzden kapının arkasından da benimle cilveleşiyor derdi. O ne derdi? Üzülürdü. Galiba hayatım boyunca ben annem kadar aşık olamayacağım çünkü... ...onun gibi öyle durmayı beceremiyorum derdi. Şapşal. Ben mi kızın mı? Salın çekmiş, kime çekecek? Ayrıca ben öyle durmuyorum. Sen de hiç beceremedin. Sen utanmadan bir de geldin, yatağıma mı girdin gene? Meryem, utanmayacağım tek yer burası. O bornozun içinde hiç de utanmış görünmüyordu. Fara yakalanmış tavşan gibi kala kaldım öyle. Hiç bu kadar haklıyken haksız olmamıştım. Sen hiçbir zaman haklı olmadın. Haklısın. Bir plan yaptın madem aramızı kötü göstereceksin ya, niye geldin? Çünkü artık plana falan gerek kalmadı. Gerek kalmadı derken? Meryem, sana bir söz vermiştim. Sözümü yerine getirmek üzereyim. Kimmiş? Sana bunu söylemeden önce senden bir söz almam lazım. Hazır. Bana bak. Affedeceğim. Masam, ticaretim, itibarım falan deme sakın bana. O adam ölecek. Ondan sonra da ne istiyorsan emret. Söz veriyorum, yapacağım. Söz veriyorsun. Kızımın üstüne söz veriyorum. Ömer.
Ömer'i alıp gideceksin. Buralardan gideceksin. Kimmiş? Dinle. Önce dinle. Söyledikten sonra beni dinlemeyeceksin biliyorum. O yüzden şimdi dinle. Bunlar boşanmamız için gerekli olan evraklar. Gerektiği yerde kullanabilmen için. Ne boşanması hazır, ne diyorsun? Biz zaten boşanmıştık. Hazır gebersin. Deyip yaşayabilmen için. Bu senin umurunda olmayabilir. Ama bunu oğlun için yapman lazım. Sen? Olursam da hayatım içeride biter. Hazır. İlk defa adam öldürmeyeceksin. İçeri de ilk kez girmeyeceksin. Sen her zaman bir yolunu bulursun. Benim soruma cevap ver. Nevzat. Kim? Nevzat. Nasıl Nevzat? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.